Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün çok heyecanlıyım. Birazdan Kodeli markasının kurucusu olan Mathilde Thomas ile beraber olacağız. Kendisi Fransız dermakozmetiği ve Fransız güzellik dünyası dendiği zaman akla gelen ilk isimlerden bir tanesi. İkonlaşmış bir isim diyebiliriz hatta. Çok güzel böyle bir kitabı da var. French Beauty Solution diye. Fransızların hani o güzellik anlayışına çok güzel bir şekilde değinmiş. Esprili bir şekilde değinmiş aslında. Böyle. O zaman başlayalım. Hey! So nice to meet you. Hello. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, et vous, ça va bien? Je vais bien aussi, merci beaucoup. Thank you so much for being here. It's an honor for me, really. You're such an icon in French beauty. I know your time is limited, so let me start with the questions. So I know that your background in winery is connected very deeply with the brand Caudalie. Can you tell us what made you decide to build the brand and the history behind it? My family are winemakers in Bordeaux, in the southwest of France. They own this beautiful wine estate called Smith Lafitte. And long time ago, in 1993, I met with a doctor from the University of Pharmacy of Bordeaux, Dr. Vercoteren, who was visiting the vineyard with us, me and my boyfriend, and he told us that the grape seed that we were trashing after the harvest contained the most powerful antioxidant created by nature. So that was the starting point of Caudalie. Yes, we did partner with this doctor, and we've been working 25 years with him doing research. Amazing. Yes, I know that grapes and wine sap particularly, also the grape seeds are your core plant-based ingredients. You are also researching about the actives in this particular plant. What have you found so far? Which actives are present in them and what are the benefits? One of the most iconic active ingredients is in our bestseller, the Vino Perfect Serum, and it's actually an extract from the vine sap called viniferin, because it was an ancient tradition when women were pruning the vine in spring, the sap would leak from the grapevine and they would apply the sap on the back of their hands, but also on the face to try to have a more even, brighter complexion, and it worked. And it's by studying the sap that we isolated and discovered viniferin, which is an active ingredient 62 times more effective than vitamin C to brighten, lighten even the complexion, but without the side effect. Even the most sensitive skin can use it. I can use it so easily, you know, without the side effects of the vitamin C. Also, I witnessed the brand to be more and more sustainable within the years. In terms of packaging and the ingredients too. What have changed so far? I know you're still changing things, but what do you plan for the future in terms of sustainability? Why do you think it is such an important subject at the moment? It is a hot topic because with the global warming, we need to try to do something about it. So it's for that reason, I decided with my teams to do a big revolution in terms of formula, but also in terms of packaging, and it started 2 years ago. And we decided that all the packaging of Caudalie would be in either recycled material, or would be recyclable, or would be refillable. Mm-hmm. And so far we achieved this challenge because we really diminished the carbon footprint. For example, in a collection like Resveratrol Lift, it was a -40% carbon footprint, wow. CO2. And for the latest collection that we launched, Premier Cru, for the first time, we found a very sustainable way of doing refills. So you don't need to buy the jar, you just buy the refill, and this refill is completely recyclable. So we're trying to extend that to the rest of our Caudalie jars. Also very curious about, when I first saw it, I was like amazed by it, your We Are Allies collaboration with other brands, other competitor brands, actually. I see such a camaraderie between all of these brands. Like, whose idea was this? How did you come all together in terms of sustainability? Oh, it was it happened in San Francisco because Sephora US, where we are sold, gather all the brands for 3 days. And there we had a discussion. I met the CEO at the time of REN, and we started discussing sustainability. How do you do to make your packaging cleaner, to be more planet friendly? But we also discussed with youth, to the people, Biosense, Herbivore. And we decided that we would do a group to share the best practices and the best ideas. So that's what we did at the time. And there was a green packaging engineer. We discussed, and it's true that we've been moving fast since then, but I haven't seen them for 3 years now because of COVID. Oh, okay. I want to ask you about the Vinoperfect serum in particular, because I think it's your, yes, it's your brand's hero product, right? It's your #1 best-selling product. Also in France, in pharmacies, I think it's #1 dark spot serum. Everywhere, in Europe too. Why do you think it is so popular? I know that there is a wide variety of vitamin C serums, antioxidant serums, anti-dark spot serums. Why do you think this product particularly is so best-selling, you know? For me, this product is a bestseller because it works, because you see a difference before and after. And not only it works, it diminishes the intensity of the color of dark spots after one bottle by -63%, but also it works on all dark spots, on the dark spot from acne scar, on the melasma, pregnancy mask, hormonal disruption that can lead to dark spot, but also sunspot, age spot. And the best part is that it works on all phototypes. You know, you have 6 phototypes on the scale of Fitzpatrick, and we tested this one on the 6 phototypes, so from the fairest skin to the darkest skins and everything in between. And it's true that on average, it reduces 63% of the dark spot. And if you have a sensitive skin, you can use it. You can use it if you're pregnant. You can use it underneath your sunscreen. You also include the pregnant and breastfeeding women too. That's true. Very spot on. Yes. Well, there's no acid, no irritating ingredient in it. Yep. I'm also very curious about your product development too. How do you decide to do a product? How the ingredient selection works? You also have patent and clinical studies for some of the ingredients. I know that you work with Harvard University too. How that process work? Why it is so important for you to do the clinical studies as well? It always works in the same way. For example, when we developed Premier Cru, it was because Harvard did a scientific publication, and they say that they were able to reverse epigenetics, that we look into this field. And this is how we found this ingredient called Enochiol. It's going to reverse epigenetics. Epigenetics is the fact that we age faster because of our lifestyle and our environment. But the news is that it is reversible. And our association that we did patent with Harvard Medical School is going to boost 2 times an enzyme that we have within our body called the TET enzyme. And this enzyme corrects the 8 signs of aging. So it corrects the fine lines, the wrinkles, but also radiance. It corrects dark spot, volume, hydration, firmness, elasticity. It's like all in one product. Yes. As I understand. That's why it works so well. Yes. Yes. Great. Great. So now, to answer your question, it always comes from research. They do a discovery. Then we have a skin problem changer molecule, and we'll build a formula around that's not only super clean, but also natural. And that's how we build the products. Caudalie is really one of my favorite brands in terms of effective formulas. I know that there's a really wide variety of products for each skin concern. As the brand's founder, what is your favorite products from your brand? Top 5 favorite. What do you think are must try from the brand? #1, the one I would bring on a deserted island because it's all in one, one and done. So I love it. Favorite serum all times, because it brightens, lightens, evens the complexion. It gives you a super glow after only 7 days. Yes. Then the beauty elixir. Yes, that's very popular too. So this is a multitasking mist that is to set makeup if you put it on top of makeup, but on a clean skin, it minimizes the pores, give you radiance, and also it's 100% natural, made with plant, rosemary, rose, orange blossom, mint, melissa. Keep that on my desk and spritz it even on the nape of your neck if you feel tired. Yes. Very refreshing and enhance the mood. Yes, because of the aromatherapy oils also in it, exactly. I think. And then for the body, my favorite would be this one. Oh, it's my favorite too. Oh, yes. Yes. It's really good. It smells the orange blossom and it's going to lift and firm your body. It works. It really works. You see a difference. Yes. Yeah. And then I also like my resveratrol. Mm-hmm. Because this one is 2 times more effective than retinol to boost your collagen, sorry. So that's very interesting if you want to replump the skin. So I like to put this one on the morning and this one at night. Right, that's amazing. I also like this grape water. It's a staple. Well, it's very nice. Hydrating, antioxidant, but also it's a rebalance your skin thanks to prebiotic. It's true. It's very moisturizing, it's very hydrating also. Okay, I think we are done with the questions. Just one more questions to ask for you, because I really loved your book, The French Beauty Solution. I think this is a very French way to approach the beauty and overall well-being. I think you really encapsulated the essence of how French women approach their beauty. Can you tell us your #1 beauty or wellness secret that you learned from your mother or grandmother? My mother, she always told me, you need to take care of your skin, you need to put some sunscreen every day. And also you have to make sure that your hair is always shiny and you need to find a good life balance and do a lot of sport. Mm-hmm. That's very important to feel good in your body and in your head. So yeah, that would be the. That's a good advice. That's a good advice. Thank you so much. I think I have my questions answered. Thank you so much for. Thank you so much. Thank you so much. Pleasure talking to you, and see you soon. Günaydın. Bugün kodeli çekim günü. Şimdi gidiyoruz. Berkat beni bırakıyor. Sağ olsun. Annem de eşlik edecek bana bu arada. Gidiyoruz şimdi, çok açım. Orada kahvaltı edecekmişiz. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sonunda Codely ile olan işbirliğimizi duyurabiliyorum size. Şöyle ufak bir mini kit hazırladık sizin için. İçerisinde benim markadan en sevdiğim ürünler var aslında. Bu kitin içerisine neler girmesi konusunda bayağı bir kafa patlattım aslında. Size şimdi içinde neler olduğunu göstereceğim. Neden bunları seçtiğimi anlatacağım. Kendi deneyimlerimi de anlatacağım tabii ki. Bir de markadan, diğer sevdiğim ürünlerden de kısa kısa bahsetmek istiyorum. Çünkü hani bu kitin içerisine girebilecek çok fazla ürün vardı aslında ama ben özellikle bunları seçmek istedim. Sebeplerinden bahsedeceğim. En başta size çok büyük bir teşekkür ederim. Siz olmasaydınız böyle bir işbirliğinin olması mümkün değildi. İlk büyük global işbirliğim olduğu için de Codely markasına ayrıca teşekkür ederim bana bu fırsatı verdikleri için. Bugün satışa çıktı bu arada. Instagram'dan duyurdum. Hatta çok güzel tepkiler geldi. Olumsuz, yapıcı birkaç tane eleştiri de vardı. Onlara da değinmek isterim ben video boyunca. Bir çekim de gerçekleşti. Onu da Instagram'da daha önce paylaşmıştım böyle kamera arkası şeklinde. Gerçekten muazzam bir ekipti. Ve ortaya çıkan fotoğrafların çok güzel, çok doğal olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Ben gerçekten makyajı, saçı falan inanılmaz beğenmiştim o gün. Genel olarak beğenildi bu arada. Çok teşekkür ederim güzel söylediğiniz için. O zaman çok küçük kitle başlayalım. Böyle ufak bir seyahat boy çantanın içerisinden 4 tane ürün çıkıyor arkadaşlar. Çanta bu arada gerçekten çok güzel. Bu çantasıyla beraber geliyor. Birkaç kişi onu sormuştu. Çantası hediye mi diye. Evet, çantası da hediye geliyor yanına. Şimdi 2 tane temizlik ürünü var aslında. Bir tane temizleme köpüğü var. Bu 50 ml arkadaşlar. Oldukça iyi bir boy aslında ve deneme boyu olarak hepsi çok güzel bence. Markayla ilk defa tanışacaksanız genelde mini boy ürünler almayı ben çok seviyorum. Özellikle daha önce kullanmadığım ürünlerse mini boy almaya çalışıyorum. Deneme boyu almaya çalışıyorum. Öncelikle cildimle anlaşıp anlaşmadığını görmek için. Bu benim markadan en sevdiğim serilerden bir tanesi. Vino Clean serisi. Bunun temizleme yağı da var. Çok başarılı hatta. Hatta bende yedekli ürünler bunlar aslında. Bir temizleme yağı var bu seriden. Bir de temizleme köpüğü var. Gerçekten çok başarılı ürünler. Büyük olanın boyu bu arada 150 ml. Yani 3'te 1 gibi düşünebilirsiniz. Zaten ürünler genelde öyle 3'te 1 gibi bir oranda seçildi ki hani daha uygun fiyatlı bir şekilde size sunabilmek için. Bu arkadaşlar çok nazik bir köpük gerçekten. İçerisinde sülfat yok. Piyesi 5,5. Kendim de ölçtüm. Piyesi gerçekten 5,5. Çok nazik bir köpük temizleyici ve bir sürü cilt tipine uygun olacaktır tahmin ediyorum. İçerisinde çok az bir miktar parfüm var. Bilginiz olsun. Ben hassas ciltliyim. Beni irite etmiyor. Ben rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Ama bilginiz olması açısından bunu söylüyorum. Zaten içerik listelerini hep ekrana koyuyor olacağım. Siz de inceleyebilirsiniz. Bir tane de 100 ml oldukça iyi bir boy. Tonik çıkıyor içerisinden. Şimdi bunu özellikle seçmemin sebebi Fransız dermakozmetik markalarında genelde alkol kullanılıyor arkadaşlar toniklerde. Bu ürün reformüle edilmiş, alkol çıkarılmış içerisinden. Dolayısıyla nemlendirici özellikle bir tonik aslında. Cildi germiyor. Çok güzel bir şekilde temizlik kalıntılarını temizlemenize yardımcı oluyor. İçerisinde gül suyu, hümektanlar, beta-glukan gibi güzel içerikler var. Güzel bir nemlendirici tonik olduğunu düşünüyorum. Özellikle Fransız dermakozmetiğinde bu tarz hani toniklere pek rastlamadığımız için koymak istedim. Ben tonikleri çok fazla kullanıyorum. Yazın da özellikle çok fazla kullanıyorum. Gün içinde de kullanabiliyorum bazen. Bunu istiyorsanız ufak bir sprey şişenin içine koyup gün içinde de kullanabilirsiniz. Hani o da güzel bir alternatif oluyor. Nemlendirici tonik olduğu için hani denizden çıktıktan sonra falan da kullanılabilir yani. Şimdi gelelim bu kitin yıldız ürününe. O da Vino Perfect serum arkadaşlar. Bu ürünle alakalı genelde bana geri dönüşler çok iyi oluyor. Zaten bir sene önce paylaşmıştım bu ürünü. Benim şu ana kadar kullandığım en etkili leke karşıtı serumlardan bir tanesi. İçerisinde markanın patentli içeriği olan viniferin bulunuyor ve viniferin gerçekten leke karşıtı etki göstermesi anlamında çok etkili bir içerik. İlk kullandığımda sivilce lekem vardı ve 3 hafta içerisinde çok ciddi anlamda azaldığını görmüştüm. Sonrasında bana da çok güzel yorumlar geldi ürünle alakalı. Bu ürün alın, mucizevi bir üründür, herkes sever diye bir iddiam asla yok. Bunu hiçbir marka ve hiçbir ürün için söyleyemem biliyorsunuz ki. Ama genel olarak geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu söylemek istiyorum. Bunun altını çizmek istiyorum. Çok nazik bir ürün. Özellikle C vitamini kullanamayan kişiler, hamile ve emziren kişiler kullanabilirler çok rahat bir şekilde. Biliyorsunuz hamile ve emziren kişilerde özellikle lekeler çok sıkıntı olabiliyor ve akıllarında hep bir soru işareti oluyor. Kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım şeklinde. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İçerisinde bir de squalane var bu ürünün. Dolayısıyla aslında cilde çok güzel bir parlaklık kazandırmaya yardımcı oluyor. Squalane zaten cildin kendi doğal sebumuyla eşdeğer özellikle olduğu için hem cildi nemlendirmeyi hem de çok güzel bir parlaklık veriyor cilde. Zaten bu ürün özellikle Avrupa'da çok ünlü. Yani markanın en çok satan ürünü diyebiliriz. Birkaç dakikada bir tane satılıyor yani öyle düşünün. çok seveni var. İnsanlar sevgi içinde tekrar satın alıyorlar ürünü etki gördükleri için de. Ve deneme boyu olarak da 10 ml oldukça uygun bence. Eğer hani sadece sabahları kullanırsanız 3-3,5 hafta kadar götürüyor sizi bu arada. Ama sabah akşam kullanırsanız o zaman 2 haftada bitiyor bu. Ürünün orijinal boyu 30 ml arkadaşlar. 1/3 boyutunda. Neden işte 10 ml daha büyük olsaydı keşke diye birkaç yorum aldım. Ama daha büyük olsaydı kitin fiyatı da artıyordu arkadaşlar. Burada gerçekten amaç hani sizi markayla tanıştırmak, ürünlerle tanıştırmak. O yüzden 10 ml hiç az bir miktar değil. Merak etmeyin, serum için az bir miktar değil en azından. Daha önce kullanmış olanlarınız varsa da aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Bir de en büyük özelliği bu ürünün arkadaşlar fotosensitif olmaması. Yani güneş ışınlarına karşı cildi daha hassas hale getirmemesi. Bu benim için önemli, özellikle yazın önemli. Bir deniz tatiline giderken bile yanımda götürebilecek olmam benim için çok önemli. Özellikle güneş kremiyle beraber kullanabilirsiniz. Hani C vitamini yerine. Böyle bu kitin yıldız ürünü de bu arkadaşlar. Ve gelelim bir sonraki ürüne. O da Vino Perfect gece kremi arkadaşlar. Bu markadan son keşfim oldu benim. Şöyle bende büyük boyu var, hatta büyük boyunu kullanıyorum şu anda. Şimdi bu ürünün arkadaşlar özelliği bence biraz değişik bir ürün bu. Nemlendirici diye geçiyor ama bence uyku maskesi gibi etki gösteriyor daha çok. Uyku maskelerinin ne farkı var diye sorarsanız nemlendiricilerden farklı olarak şöyle bir özellikleri var bence. Cildin üzerinde böyle bir bariyer oluşturarak gece boyunca nem kaybını engelliyorlar aslında. Bu bir. İkincisi bunun içerisinde ayrıca enzimler bulunuyor. Bir de isminden anlayabileceğiniz üzere glikolik asit de var yazıyor. Fakat glikolik asit gerçekten çok düşük bir miktar ve her gün kullanmaya uygun bir miktar. Onun altını çizmek isterim. Yani bunu her gün kullanabilirsiniz istiyorsanız. Ben şöyle yapıyorum. Ben retinalde kullandığım için kendi rutinimde. Retinal kullanmadığım akşamları bunu saklıyorum. Gerçekten bu ürünü kullandığımda ve sabah kalktığımda cildimdeki o pürüzsüzleştirici etkiyi çok rahat görebiliyorum. Çok rahat bir şekilde görebiliyorum. O yüzden çok kısa sürede etki görebileceğiniz bir nemlendirici olduğu için de, özellikle küçük boyda olduğu için bu kite sokmak istedim. Çok başarılı buldum ben formülasyonunu, içeriğini çok beğendim. Bunun içerisinde de viniferim var bu arada. İkisi beraber çok iyi anlaşıyorlar. Özellikle gece rutinlerinde bu ikisini kullanabilirsiniz. Bu bence akşam kullanmaya daha uygun. Zaten o şekilde tavsiye ediliyor. Bunun içerisinde shea yağı özü, ürün çekirdeği yağı ve squalane bulunuyor arkadaşlar. Şöyle nasıl anlatsam, böyle evet hafif yağlı gibi bir kıvamı var ama hızlı bir şekilde cilde oturuyor ve bariyer oluşturuyor. Hissediyorsunuz böyle hani cildinizi kapladığını hissediyorsunuz. Sonra geçiyor o hissiyat. Bir 5-10 dakika sonra tamamen emiliyor çünkü. Özellikle kuru kalma ciltlerin bayılabileceğini düşünüyorum ben. Ben bunu yazın da kullanmaya devam edeceğim. İçerisinde glikolik asit var. Yine de kullanır mısın diye soranlar için de yine de kullanmaya devam edeyim. Zaten retinalde kullanmaya devam edeceğim ben yazın. Dediğim gibi içerisinde hani glikolik asit var, ondan korkmam gerekir mi diye diyen kişiler için de içerisinde gerçekten az miktarda var. Yani markaya sordum ne kadar var diye. Gizli bilgi olarak bana söylediler. Çok az bir miktar var. O yüzden her gün kullanmaya uygun. Onu da belirtmek isterim. Bunun da içerisinde güzel bir hani Kodel'in klasik parfüm kokusu mevcut. Ama geçiyor arkadaşlar, yani bu hani çok uzun süre kalan bir koku değil. Onu söylemek istedim. Ben hassas ciltliyim biliyorsunuz. Ben ürünleri çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Zannediyorum Kodel'in parfümleri de hassas cilt üzerinde test edilmiş oluyor. O yüzden hassas ciltlere de uygun diye söyleyebiliyorlar. En sevdiğim ürünlerden oluşan kit bu şekilde. Şöyle 1-2 yorum geldi işte, keşke güneş kremi olsaydı bunun yerine şeklinde, ama güneş kremi de koyabilirdik buna gerçekten de. Fakat şöyle düşündüm, güneş kremini özellikle kuru ciltliler daha çok sever bence. Hani ben karma ciltliyim, karma ciltli biri olarak güneş kremini yazın kullanabilir miyim? Çok emin olamadım. Biraz fazla nemli bitişli geldi bana çünkü. Bu kitin içindeki ürünler karma ve kuru ciltlilere uygun ürünler bence. Her ne kadar web sitesinde işte tüm cilt tiplerine uygun yazsa da benim kendi fikrim, dürüst bir şekilde söylüyorum. Akne lekeleri olup serumdan çok memnun kalan kişiler de var. Kişi hatta bana öncesi sonrası fotoğraflarını da atmıştı. Gerçekten etki gören çok kişi var. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Alacak olanlar için de şimdiden teşekkür ederim. Umarım çok memnun kalırsınız ürünlerden. Ben aslında şimdi sevdiğim birkaç üründen daha bahsedeyim. Çünkü gerçekten bence Kodel'in çok güzel ürünleri var. Son 1,5 senedir Kodel'i ürünlerini denediğim için sevdiğim birkaç üründen bahsetmek istiyorum. Hani hazırda Kodel'i videosu çekmişken onları da yer vereyim. Öncelikle benim bittikçe alacağım ürünlerden bahsedeyim. Elimde yedekli olan ürünlerden de bahsedeyim. T. Devine parfümü arkadaşlar. Bu gerçekten, yani aslında parfüm demek çok doğru değil. All Fresh diye geçiyor. Yani tam anlamıyla parfüm değil aslında. O da tuvalet bile değil. All Fresh diye geçiyor. Yani parfümlü su gibi düşünebilirsiniz bunu. Ya bu kokuya o kadar hayranım ki gerçekten. Benim için en güzel yaz kokusu budur. Çok fazla elim gidiyor. Şöyle büyük boyu da var elimde. Dünyanın en güzel, en taze, en fresh kokularından bir tanesi. Ve bence unisex bir koku bu arada. Yani hem kadınlar hem erkekler çok rahat kullanabilir. Jo Malone'un Wood Sage and Sea Salt parfümünü seviyorsanız bunu da seversiniz. Benzer demiyorum ama o havada bir parfüm yani. Hani o tazelik derken bunu kastediyorum. Zaten içerisinde noreli, zencefil ve beyaz misk bulunuyormuş arkadaşlar. O kadar güzel bir parfüm ki yani. Yani öve bitiremem gerçekten. Benim yazın imza parfümüm bu olacak. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu benim hani bittikçe alacağım ürünlerden bir tanesi Cody'den. Bir diğer sevdiğim ürün de, bunu da bittikçe alıyorum aslında. Elimde hep yedek olarak bulunuyor. Grape Water ürünü arkadaşlar. Üzüm suyu bu. %100 üzüm suyu var sadece içerisinde. Özellikle böyle denizden çıktıktan sonra falan yüzüme sıkmak için mükemmel bir tercih oluyor. O yüzden hep plus çantamda oluyor aslında. Şöyle elimde yedeği de var. Hatta şişesi değişmiş gördüğüm kadarıyla. Bilginiz olsun. İkisi de vardır piyasada büyük ihtimalle. Ama Cody'li büyük ölçüde paketlemeleri yenilemeye gitti. O yüzden paketlemeler değişik olabilir. Onu da söylemiş olayım. Temizleme yolunu da çok seviyorum arkadaşlar. Bu da girebilirdi kitin içerisinde aslında. Ama çift aşamalı temizlik hala birçok kişinin yaptığı ve sevdiği bir şey değil biliyorum. O yüzden cesaret edemedim açıkçası. Ama bu da benim piyasadaki en beğendiğim temizleme yağlarından bir tanesi. Bunda sadece hani belirtmem gereken bir şey. Acı badem kokusu var bunda. Hani içerisinde badem yağı var çünkü. O kokuyu sevmiyorsanız hani sevmeyebilirsiniz ama çoğu kişinin çok memnun kaldığını biliyorum. Çok güzel emülsifiye oluyor bu arada. Başarılı bir ürün. Vino Perfect serumu da yedeklemişim arkadaşlar. Benim gerçekten en sevdiğim ürün olabilir markadan. En sevdiğim yıldız ürün bu. Onun dışında markadan denediğim çok fazla ürün var aslında. Mesela bu yeni formüle ettiği C vitamini serisinde denedim. Bu seriden hani top 3 favorim C vitamini serumu. Özellikle hassas ve karma kuru ciltliyseniz beğenirsiniz. Bunun içerisinde parfüm ve esansiyel yağ kullanılmamış. Cody'li ürünlerinde genelde parfüm veya esansiyel yağ oluyor. Ama bu serumda yoktu mesela. Göz kremi de aynı şekilde. Yani bunu da bitirdim. Çok güzel bir seri gerçekten. Kill maskesi de çok başarılı mesela. Bu da viral olmuş ürünlerinden bir tanesi Cody'nin. Yani bu 3 ürün arasından bir tane seçecek olsam arkadaşlar özellikle serumu seçerim. Serum gerçekten çok başarılı. Antioksidan serum olarak çok başarılı. Zaten Cody'li genelde antioksidan serumlarını çok başarılı yapıyor bence. Yine sevdiğim bir antioksidan serumda Resveratrol Lift serisi. Göz kremi ve resveratrol içerikli serumu. Bu seriden en beğendiğim 2 ürün de bunlar oldu. Bilginiz olsun. Bence göz kremi de çok başarılı. Böyle jel şeklindeydi. Bu Resveratrol Lift serisine de şans verebilirsiniz. Bence özellikle 30 yaş üzeri kesinlikle bakabilir diyebilirim. Bir de Vinosos serisi var. Pembe seri. Bu Eseos serisi diye de geçiyor. Bu seriden bir sürü ürün denedim. Serumunu denedim. Mesela çok başarılı bir Squalen serumuydu bence o da. Ama özellikle bu Grape Water Gel Moisturizer ürününü çok beğenmiştim. Bunu yedeklemiştim o yüzden. Özellikle yaz için hani jel nemlendirici arayışındaysanız çok başarılı. Bununla alakalı da genelde güzel geri dönüşler olmuştu ama bir iki kişi şey demişti. Soyuluyor bu hani cildimden pütür pütür soyuluyor demişti. Büyük ihtimalle altına sürdüğünüz şeylerle anlaşamamış olabilir. Bende hiç böyle bir problem olmadı. Yani soyulma, pul dökülme gibi bir problem yaşamadım. Ama bazen jel nemlendiricilerde böyle bir şey olabiliyor. Cildinizle anlaşamazsa özellikle böyle hani pul dökülme yaşanabiliyor. Bilginiz olsun ben çok rahatlıkla kullanmıştım. Ama hani böyle bir iki eleştiri geldiği için de onu da belirtmiş olayım. Serumundan ziyade bunu stoklamışım. Serum da güzeldi ama onu da söylemiş olayım. Bir de vücut ürünlerine gelirsek gerçekten vücut ürünleri de inanılmaz başarılı Cody'ni söylemek istiyorum. Özellikle bir tanesi var ki yani çok kısa sürede etki görmeniz mümkün. Sıkılaştırıcı vücut kremi. Gerçekten çok başarılı. Madame Mathilde'in de favori vücut ürünü buymuş. O da bahsetti. Gerçekten sıkılaştırıcı etkisi olduğunu söyleyebilirim. Ben bunu özellikle bacaklarıma, işte kalça bölgesine ve göbek bölgesine kullanıyorum. Sıkılaştırıcı etkisi gerçekten çok güzel. Özellikle hani bir yandan sabahları böyle işte kuru fırçalama yapıyorsanız hızlı bir şekilde etkisini görüyorsunuz. Onu söylemek istiyorum. Ve bildiğim kadarıyla hamileler de kullanabiliyor. Bir de yeni çıkardığı bir vücut serisi var. Ben bunlara hayran kaldım. O yüzden bu videoya koymak istiyorum. Vinoterapist serisi arkadaşlar. Bir tanesi hyaluronik asitli vücut losyonu. Bu losyon kıvamında. Bir de Body Butter ürünü arkadaşlar. Bunun yapısı o kadar mus gibi bir kıvamı var, böyle sanki çırpılmış gibi. Yani nasıl anlatsam bilmiyorum. Çok çok başarılı bir vücut kremi gerçekten. Badem yağı kokusu çok baskın. Sevmeniz lazım o kokuyu. Ben sevdiğim için çok rahatlıkla kullanabilmiştim. Bunu özellikle daha kuru bölgelere kullanıyorum arkadaşlar. İşte diz kapakları, bacaklar, dirsekler gibi yerlere kullanıyorum. Losyon olan daha hızlı emildiği için ve daha ince yapılı olduğu için hani daha hızlı bir şekilde emiliyor diğerinden. Onu da belirtmiş olayım. Bu iki üründe hani bittikçe alacağım vücut ürünleri. Kokuları gerçekten çok güzel. Birazcık daha lüks hissiyatlı ürünler istiyorum derseniz kesinlikle bu ürünlere bakabilirsiniz bence. Son olarak bir de, bunu da yeni keşfettim aslında. Vino Perfect serisinin el kremi arkadaşlar. Özellikle geceleri kullanıyorum ben bunu ellerime. İçerisinde viniferin olduğu için leke karşıtı özelliği var. Özellikle böyle hani anti-aging el kremi arayışındaysanız bol antioksidanlı, leke karşı etki gösteren bu el kremine de bakabilirsiniz bence. Böyle. Bu markanın daha bir sürü ürününü denemiştim aslında ama bunlar gerçekten benim en beğendiklerim. Yani hepsinden bahsetmedim. En beğendiklerimden bahsettim. Denemek istediğim bir de Premier Cru serisi var. O seride Madame Mathilde'in favori serisiymiş. O yüzden ona da bir bakmak istiyorum mutlaka. Elimde çoğu ürünü var. Onları da inceleyeceğim mutlaka. Böyle arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir işbirliği olmuştur bu. Şahsen benim gerçekten çok içime sindi. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için bana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.